soyunma odasıyla bitirmek zorundayız herhalde. Ona da değinmek zorundayız. Çok tartışıldı, gündem oldu. Ne doğru öyle olmayıp ya? Hatta ben orada Selim abiyle başlamak istiyorum. Siz soyunma odasında kavga ettiniz mi? Ettik tabii, etmemiş olur muyuz? Ettik. O maçın bir heyecanı vardır. Tamam mı? Ve hele böyle berabere biten maçlardan sonra oyun içinde, mesela ben kaçmışım, bana top atlamıştır. Orada bile küfür ettiğim olmuştur. Anında bana da küfür etmişlerdir. Ama onlar orada biter. Ne olursa olsun. Orada biter. Ama gazeteci de bunu duyarsa yazar aslında. Ya, olayın o boyutu. Şimdi muhabirlerin dönemini konuşursak sabaha kadar sürer. Allah Allah aşkına ya. Selim abi, sabıkalım demek istiyorsun. Çok yani. Renkli ya. Sabıkalım demek istiyorsun. Hayır hayır. Renkli. Neler neler var onların döneminde. Şaka söylüyorum tabii. O zaman çünkü Selim abici, Selim abilerin döneminde güzel bir taraf vardı eskiden. Kamp vardı otelde. Doğru. Kampa çıkıyor. Şimdi bu moza kampa girmiyor. Girmiyor. Allah aşkına. Maçtan evvel, bir gün evvel belki tesislerde toplanıyor. Girerse de kendi tesisinde. Bu kadar basit. Doğru. Eskiden böyle 3 gün, 4 gün. Derbi öncesi kamp var, öyle değil mi Selim abi? 5 gün. Bak daha tabii, fazla. Doğru. Yani daha çok birlikte kavga çıkmaması mümkün değil. Sıkılırsın çünkü ya. Sıkılıyorsun yani. Ona sararsın, buna sararsın. Doğru. Maç içerisinde tepki koyarsın. Şimdi bir de Beşiktaş'ın durumunu bir bakmak lazım. Bu olaya bak, yani bu olayı açıklayabilecek belki bir psikolojik neden budur diye. Beşiktaş'ın içinde bildiğiniz için en azından şunu evet. Sorayım, öyle açıklayalım. Tabii. Kampçı falan var mıymış o iddialar? Yok canım, yok. Ya magazini çok seviyoruz biz ya vallahi. Ama yani soyunma odasında abi? Kampçının işine ben onu da. Kampçı nerede? Bu tekme ne kadar var mı abi, tekme? Enteresan bir şeyler var, böyle yorumlar varmış. Ben bu kampçı işini duymadım da. Taliska tekme attı diyorlar, doğru mu? Şimdi tekme atar, tokat atar birbirine. Şimdi ben başka bir şey söylemek istiyorum Levent'ciğim, müsaade edersen. Şimdi Beşiktaş'ın şu bir ay içinde oynadığı maçlara bakın. En son 3 maça demin anlattım. Fenerbahçe ile oynamış, 3 gün sonra Leipzig ile oynuyorsun. 2 gün sonra, 3 gün, 4 gün sonra Trabzon gibi var, önemli. Porto var, yani bir ay içinde dedim. Ben son 3 saydım. Yani Porto'ya gidiyorsun, Porto'yu 3-1 yeniyorsun, geliyorsun Fenerbahçe'yle oynuyorsun. Mağlup oluyorsun. Leipzig'i yeniyorsun. 3 gün sonra Leipzig'le oynuyorsun, 2-0 yeniyorsun, tekrar Trabzon'la oynuyorsun. Yani Porto, Leipzig, Fenerbahçe arada var ve Trabzon. Abi bakar mısın Allah aşkına 4 maça? Yani şimdi mental olarak bunlara hazırlanmak, bu kadar kondisyonla ilgili tabii bir takım sıkıntılar... Yorgunluklar, Beşiktaş'ın yorgunluğu çok önemli faktör oynadı bu maçta bana göre. Yani bu kadar pozisyon vermesinin altına yatan gerçek bana göre hem eksikler hem de gerçekten yorgunluk vardı Levent'ciğim. Ben Şenol Hoca'nın bunun kadro planlamasını doğru yapmadığını düşünüyorum. Bunun dışında onları konuşuruz ama genel olarak söylüyorum evet. Ben. Bunun dışında kesinlikle katılıyorum size. Tabii. Bunun şimdi bu kadar stresli ve yorgun bir futbolcudan Selim abi buna daha iyi cevap verecektir. Değil mi abi? Bu kadar yorgun ve stresli günler yaşamış bir futbolcu patlamaya hazır bomba gibi oluyorsun abi. Yani çok iyi niyetle bir arkadaşın bir şey söylese kavga çıkabilir. Beşiktaş'ın başına gelen o olayın özeti bana göre budur. Yani orada normal şartlarda böyle bir tartışma olmayabilirdi. Ama o kadar gerginler, o kadar yorgunlar ki bu bir de Caner'in biraz gerginlikleri var. Yani o gerginliği çok anlam veremiyorum. Bu gerginlik Leipzig maçında başladı. Hoca da seninle seyrederken beraber konuşmuştuk orada. İlk yarıda önde evet. Beşiktaş bir baskı yaptı. Evet. Beşiktaş'ı bir oyuncu hatırlamıyorum. Oğuzhan mıydı? Topu vuramadı, kaptırdı. O kontratağa döndü. Kontratağa kalkan adamı kovalayan Taliska koşuyu yarı bıraktı. Yarı bırakırken geriye doğru koşan Caner otomatikman adamın önüne geçip faul yaptı. Sarı kartı gördü. Ben maçtaydım. Ondan sonra Taliska dedi ki niye adamı bırakıyorsun dedi ya. Niye bırakıyorsun dedi. Taliska da döndü böyle yaptı eliyle falan filan. Oradan bir fitil yandı. Yani bir de bu maçta sol çaprazda hakikaten Caner'in de haklı olduğu bir pozisyon. At dedi. Taliska girdi. Boş. Golü kaçırdıktan sonra yere yatıp çimleri vuruyor yerde. Bak dikkat ederseniz. Yani yuvarlasa Caner'in önüne. Tabii. Ya orta yapacak ya kendi vurup gol olacak. Aynı şey. Vermedi. Vermedince orada da artık tepki koydu. Yani dedi ki ya buraya kadar koştum sol bek. Bindirmişim dedi. Gelmişim pozisyon boz. Niye bana atmıyorsun dedi. Dedi ki bunlar maç içinde kalabilir. Maç da 2-2 bitsin. Beşiktaş maçı kazansaydı bu sorumlusu bu. Niye pas vermenin tartışılmazdı. Tabii. 2-2 bitince otomatikman içeride birileri birilerine sardı. Caner de tepkisini koyunca devam etti o maçın devamında. Büyük bir ihtimalle bu olay patladı.